Hud suresi 101'de diyor ki Cenab-ı Allah, biz onlara zulmetmedik ancak onlar kendi nefislerine zulmettiler. İnsanlar kendi başlarını kendileri belaya sokuyor. Cenab-ı Allah diyor ki mesela itaat-ı İslam'ı yapın, rahat edersiniz, yapmıyorlar. Cenab-ı Allah Mehdi'yi göndereceğim söylüyor, aramıyor. İsa Mesih'i göndereceğim diyor, aramıyor. Kur'an'a uyun diyor, uymuyor. Böylece Rabbin emri geldiği zaman, şeytandan Allah'a sanırım, Allah'a bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şeyle yarar sağlamadı. Allah'a bırakıp taptıkları ilahları onlara hiçbir şeyle yarar sağlayamadı. Helak ve kayıplarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Bak, helak ve kayıplarını, helak ne demek? Yok olmak, kitle halinde ölmek. Ve kayıplar, maddi manevi kayıplar. Onlar zulüm işlemektelerken ülkeleri yakaladığı zaman Rabbinin yakalaması işte böyledir. Gerçekten onun yakalaması pek acı, pek şiddetlidir. Şu an dünyada gördüğümüz hep bu. Dünyada olan olayların tek nedeni bu. Bak, mutsuz olanlar ateştedirler. Onlar için orada kahırla ve acıyla nefes alıp vermeler vardır. Mutsuz, dünyada da mutsuz, ahirette de mutsuz. Halbuki mutluluğun kökeni imandır. İnsan imanla mutlu olur. Allah onlara mutlu olanlar diyor. İmandan dolayı mutlu oluyor. Öbürü imansızlıktan dolayı mutsuz. Evet. Dünyada da mutsuz, ahirette de mutsuz. Mümin dünyada da mutlu, ahirette de mutlu. Çünkü şükrediyor, hamd ediyor, her halükarda Allah'a teslim oluyor, her şeyde hayır arıyor. Küfr ruhunda insanlar her şeyde şer arar. Küfür ruhunda her şeyde kötülük arar, fitne arar, kargaşa arar. Halkı ислah eden kimseler iken Rabbin o ülkeleri zulümle helak edecek değildi. Bak, halkı ıslah eden kimse iken, halkı ıslah ediyor. Nasıl yapıyor? Tebliğ yapıyor. İman hakikatlerini anlatıyor. Kur'an üzerine anlatıyor. Rabbin o ülkeleri, hangi ülkede varsa tebliğ, zulüm ile helak edecek değildi. Ben o ülkeyi helak etmem diyor Allah. O ülkeyi istediğiniz kadar yıkmaya çalışın, yıktırmam diyor Cenab-ı Allah. Yıkılmıyor. Evet, yani maşallah. Sürekli ayakta duruyor maşallah.